Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Bir fotoğraf algısı yarattı. Şen şakrak bir insandı. Çok. Çok böyle, çok esprili, çok şey. Yani Türkiye'nin başlı başına demeyen. Bir değeriydi. Evet, Allah rahmet etsin diyorum ben. Demeyen hiç. O telefonu da buyurun foto muhabir Ara Güler diye keyifle açan bir isimdi. Ama gerçekten hele bakın günümüzde kusura bakmasınlar ama böyle söyleyeceğim. Hollywood'un B hatta C sınıfı ve hatta üstelik emekli olmuş bir takım oyuncularını festivallere çağırıp yaşam boyu onur ödülleri bilmem ne veriyorlar ya. Yani gülmek mi ağlamak mı lazım insan bilemiyor. Oysa Ara Güler'in arşivinde kimler vardı, kimler hemen hemen hiçbiri de bakıyorum. Evet hiçbiri kalmamış o isimlerin. Bir böyle bir miras gibi bakın Yaşar Kemal. Genç Yaşar Kemal, Süleyman Demirel, çok bildik bir haliyle, Kenan Evren, hani bu fotoğrafı ne çok şey anlatıyor değil mi? Muktedir Kenan Evren, sonra neler oldu? Hasta yatağında ifade verdi. Orhan Kemal, Türk Edebiyatı'nın yüz akı. Hep hüzünlü. Türkiye'nin tarihi. Tarihi. Adamın şeyinden geçmiş, merceğinden yani. Evet, aynen. Nazım Hikmet, Nazım Hikmet bile onun objektifine bakmış. Aziz Nesin, hani insan bakar, bütün bunları kaybetmişiz biz. Evet. Biz kaybetmişiz, Aşık Veysel. Yani Ara Güler'i kaybettiğimiz gün, bu isimleri de hatırlıyoruz. Picasso, kaç kişi Picasso'yla muhabbetler edip, sohbetler edip resim çekebilmiştir. Ara Güler çekmişti. Salvador Dali, delilerin delisi Dali, muazzam sanatçı. O da böyle poz vermişti Ara Güler'e. Ve genç Sophia Loren, bakar mısın güzelliğe? Şimdi sadece bu ünlü isimler değil, İstanbul'u da çekti. Hatta arşivledi. Bize eski İstanbul'u miras bıraktı Ara Güler. Bir o fotoğraflara da bakabilir miyiz? Bak Levent evet. Gültekin. Evet. Görüyor musun? Yani İstanbul evet yoksuldu. Evet birçok şey yoktu bugün olan. Ama ne güzeldi İstanbul yahu. Ne güzeldi. Nasıl resimlerin her birinin nasıl? Bir ruhu var. Dikkat ediyor musunuz? Müthiş. İstanbul'un bir ruhu ressamıdır yani. Hatta bence. Bakmak, görmek, evet. Hissetmek. Evet. Şimdi Ara Güler en son Tuğba Emlek ile konuşmuştu. İz Bırakanlar programına. Artık sağlığı da çok iyi değildi. Hatta o programa diyalizden çıkıp gelmiş Ara Güler. 19 Mayıs günü bu yıl. Ne yazıyor orada çocuklar? Ha, evet, TürkSat'ta arıza nedeniyle geç başladık. Onu söylemedim ben ama bağışlayacağınızı umuyoruz. TürkSat'ta bir teknik arıza bilemiyoruz. Charlie Chaplin'i çekmemiş. Onu böyle bırakmak istemiş belki de. Onları anlattı Tuğba Emlek'e. Tuğba Emlek'in programı İz Bırakanlar hakikaten iz bıraktı. Ara Güler cumartesi günü öğleyin 12'de emekte tören düzenlenecek Emek Sineması'nda. Daha sonra Üç Horan Kilisesi'nde cenaze töreni yapılacak. Üç Horan da aslında şöyle söyleyeyim, o da bir İstanbul mirası.
Balyan kardeşler var. Balyan ailesi vardır. Meşhur mimar. Bunlar da Ermenidir. Onların, mesela Topkapı Sarayı onların, pardon Topkapı nereden çıktı? Dolmabahçe. Onların imzasını taşır. Birçok önemli bina onların imzasını taşır. Üç Horan Kilisesi de baktım. Onların yaptığı, imza mimarisini attığı, yaptı. Evet evet, imza attığı bir kiliseymiş. Orada toprağa verilecek. Tuğba Emlek'in İz Bırakanlar programı da cumartesi günü saat 16'da tekrar ekrana gelecek. Aa pardon, bugün mü? Bugün, pardon. Ben ölüm, yani cenaze günü diye hatırlamıştım. Tamam, bugün. Bugün saat 16'da. Bugün saat 16'da o programı izleyin. Dediğim gibi Ara Güler hayatını kaybetmedi. Biz onu kaybettik. Hayat Ara Güler'i kaybetti. İzleyin. Ve onun gözünden İstanbul'u gene keşfedin. Şimdi Üç Horan Kilisesi, eski İstanbul derken konuya şöyle bir girelim. Bir Gün Gazetesi ihanete devam diyor. Tam da bugün. Bakın Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde hani Erdoğan'ın biz de ihanet ettik ifadesi vardı ya, hatırlarsınız. Ondan hareketle ihanete devam diyor. Zeytinburnu'nda tarihi surların orada bir imar planı hazırlanmış. 494.405 metrekarelik, yani yaklaşık 100.000 metrekarelik bir alanda üniversite, park, meydan, mezarlık, ticarethane, konut yapılabilecekmiş. 10.000 metrekare gene şey yapıyor, hani haraç mezat açılıyor, ranta açılıyor. Yeni Kapı'da tarihi surların olduğu yerde. Bu ne? Yani söylenecek o kadar çok şey var ki, yağma kültürü gibi bir şey var yani. Yeşil alan, şehircilik, mimari, yani şurada da bir metrekare bir yeşil alan kalsın kültürü yok. Bir gözü dönmüşçe, bir açlıkla, bir böyle bir şey haliyle her tarafı betona gömme, her tarafı imara açma, her tarafı böyle bir şekilde bir oradan ranta dönüştürme kültürü yerleşti Türkiye'ye bir şekilde. Şimdi gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki en temel fark, ben çok buna dikkat ederim, özellikle yurt dışına gittiğimde görürüm. Gelişmiş ülkelerde her ne yapılıyorsa insanın huzuru, mutluluğu, yani o bireyin, orada yaşayanların en iyi nasıl mutlu olurlar, en iyi nasıl yararlanırlar, en iyi nasıl faydalanırlar, bu esas alınır. Bu arada tarih, insanın mirası nasıl kurulur? Tabii, hepsi dahil. Hepsi bir. Ama bizim gibi böyle, yani biraz daha şey toplumlarda temel hayat kurgusu şey rant üzerindendir. Bir yeşil alan gördüğümü burayı nasıl paraya çeviririm? Nasıl bir inşaat yaparım ki en azami parayı kazanayım? Rant kültürü budur. Şimdi bu kültür bütün ülkeyi teslim aldığından dolayı, bütün ülkeyi şu anda, baktığı her yerde bir para görüyor, bir rant görüyor. Ya orada, arkadaş, bu ülkede bir mimari estetiğe ihtiyaç var. Bu ülkede bir çevreye, bir bakışa, bir kaldır. Mesela bu çok söylenir. Gelişmiş ülke ile gelişmemiş ülke arasındaki en temel belirginlerden bir tanesi kaldırımlardır mesela. Ay, evet. Kaldırımın varsa sen epeyce bir yol kat etmişsin demek. Kaldırım yapmıyorsun. Mesela yolda, dün sosyal medyada gördüm. 10 santimlik bir kaldırımda vatandaşın bir tanesi inatla yürümeye çalışıyor. Yani yola inmek istemiyor. 10 santimlik böyle duvara sürüle sürüle en son küt diye yağmur suyuna düşüyor. Şimdi o da şey diyor, alta biri yazmış, diyor ki inatla kurallara uymaya çalışmanın sonu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani Türkiye'de zaten yoktu, yani bir mimari tasarım, bir şehircilik, bir çevre bilinci, bir ağaç. Ama bir de bu iktidarın bu krizle beraber, bu kültür, bu yağma kültürü, bu bir her şeyi alalım, satalım, paraya çevirelim, orayı da beton yapalım, burayı da bina yapalım, onu yeter da yapalım. Yeter ki para gelsin. Para da gelsin, yeter ki para gelsin. O gelen parayı da faizle borca yatıralım, yiyelim, içelim, işte 500 milyon dolara da bir tane uçak alalım falan gibi böyle o tür işlere bağladığı için bari hani... Tamam bunu yapıyorsun diyelim ki,
Hani burada bir bizim Anadolu'da öyle bir tabir var. Biri ölmeden biri dirilmez diye. Diyelim ki burayı öldürdün. Bari o parayla hani diyelim buradan olağanüstü okullar yapıyorsun mesela. Burada altyapıya ayırıyorsun. Hani yeşil alanı katlettin hani lanet olsun. Ya da doktor yetiştiren. Ya da iyi eğitim kurumları açıyorsun. Ya da diyelim ki hastaneleri açtığın üniversite öğrenci yok. Üniversite ya, açıyorsun ya. Artık öğrenciler. Kontenjanların nereden baksan %20'si 30'u boş üniversitelerde. Şimdi bütün bunlara baktığımızda akıl almaz bir, tekrar söylüyorum bu kelimenin çok kaba çok sert olduğunun farkındayım. Ama ne yazık ki söylemek istiyorum bir kere daha, yağma kültürü egemen artık. Yani hepimizin, sadece şehirlerimiz değil, hayatlarımız, yaşamlarımız, huzurumuz, mutluluğumuz, ağız tadımız, çevremiz, parkımız, bahçemiz, şehirlerimiz. Yani böyle bir ne bulduk satalım. Hani batan geminin malları psikolojisi hakim ülkede, buradan ülke bir yere varamaz. Yani batan geminin mallarını çarçur etme, psikoloji öyle. O sadece... Bugün işte bir gün gazetesinin manşetteki şey değil. Ya yazsa adaya bakalım mesela. Ya bir adayı, yemyeşil bir adayı bir insan alır, niye beton yığınına dönüştürürsün arkadaş? Nasıl bir kültürdür, nasıl bir akıldır? Ya da tonlarca tarihi eser görüyoruz, sosyal medyada hep paylaşıyorlar böyle. Alıyorlar saçma sapan bir restorasyonla orayı bir gece konduya dönüştürüyorlar. Bunun temelinde iki tane değil, biraz önce söylediğim gibi bir tanesi bir kültürsüzlük yatıyor. Kültürsüzden kastım böyle şey algılanmasın, hani cehalet olarak değil. Bir mimari, bir şehir kültürünün olmaması. Mesela ben şöyle bir şey isterim. Her bir şehrimizin bir mimarı olsa mesela. O karar versek hangi İstanbul'da nasıl bir mimari tasarım uygulanacak? Şehirler onun onayı olsun mesela. Ya da diyelim ki bir kurul olsun. Her belediye kafasına göre orada 3 kat, burada 5 kat. Çok affedersin, öyle kurullar var, Anıtlar Kurulu var, o var bu var ama artık Erdoğan da baş mıyım? Erdoğan aynı zamanda geldiğimiz baş noktada, mimar. Hayır, geldiğimiz noktada kurumların bir anlamı yok, onu biliyorum. Ben hani genel olarak normal Türkiye için söyledim. Keşke. Ben normal Türkiye için söyledim. Şu anda normal bir Türkiye yok. Şu anda tek adam rejimi var. O neye karar verirse o olur. Tek adam rejimlerini sizin programda da 3 yıldır, 5 yıldır artık o kadar çok anlattık ki ben artık şey böyle kendini aynı şeyleri söyleyen deli insan psikolojisine bürünüyorum. Yani aynı şeyleri söyleyip duruyorsun arkadaş. Ne? Yani 5 yıldır arkadaş tek adam rejimine bir ülke gidiyor burada dedik geldi. Şimdi o tek adam rejimini yaşıyoruz. Neyin ne olacağına, kimin malına el koyulacağına, kimin hangi borcu alacağına, kimin alamayacağına, kimin ne yiyeceğine, kimin ne içeceğine, nereye hangi bina yapılacağına, hangisinin yapılmayacağına, kimin nereye okula hangi müdür olacağına olmayacağına bir adam karar veriyor zaten. Orada artık kurumlar yok. Şehirde mimarinin 10 kat mı olacağına mesela diyelim Tayyip Erdoğan filan araziye 20 katlık izin verin diyecek de bir kurul çıkacak hayır vermiyoruz diyecek. Artık öyle bir Türkiye yok. Kurumları olmayan, değerleri olmayan, ortak akla itibar etmeyen böyle bir yığına dönüşmüş bir ülke var. O yığının başında da biri var. O biri kendi kafasına göre bir gün sabah kalkıyor bir şey söylüyor, ertesi gün mesela üniversitelere rektör kuralını seçimden 24 Haziran'dan bugüne kadar 3 sefer değiştirdi. Profesörlük şartı getirdi, kaldırdı, yerine başka bir şart koydu. Çünkü adam bir gün bir şey yapıyor, sonra gelip diyorlar ki efendim bunu yaptınız ama bunun şu sorunlu yönü var. Ha öyle ya mi? Bu yüzden plana uymuyor ya da. Ahmet. Rektör olamıyor tüh. Ah, ya bunu yaptınız ama bu Ahmet'e uymuyor gibi. Ha öyle mi? O zaman peki bunu değiştirelim diyor. Bu sefer başka bir şart getiriyor. Bu sefer başka biri gelip diyor ki efendim bunu yaptınız ama bu sefer de Mehmet olmuyor. Ha öyle mi diyor. Şimdi böyle bir ülke olmaz ki. İhale kanununun, ya bir ülkede ihale kanununun, yanlış hatırlamıyorsun sayıyı, 16 yılda 500 kez değişmiş olmasının izah... Doğru hatırlıyorsun. Değil mi? 500'e yakın. 400 öyle küsür 500. Tam rakam veremeyebilirim. Ya bir ihale, ya bir ülkede ihale kanununun 500 kez değişmesini bir ülke, bir devlet, bir iktidar, bir siyasi parti, bir akıl neyle izah edebilir? Nasıl izah edebilirsin? Neye ne uymadı? Oturup aklı başında bir kanun herkesin eşit şartlarda girebileceği bir düzenleme yapamadın mı? Yaptın. Birinciyi yaptın niye? Neyi uyumadı ki ki? İki, ya 500 seferlik nasıl bir değişime uğradı? Şimdi o 500 seferlik değişim bu tip yağmaları kaçınılmaz hale getiriyor. Belli ki kişiye göre bir kanun yapıyorlar.
Belli ki bir şirkete göre kanun yapıyorlar. Kime neyi vereceklerini zaten bir şekilde ayarlıyorlar. O zaten yağma kültürünü beraberinde getiriyor. Çünkü alan muhtemeldir ki bir şartla alıyor. Muhtemeldir ki alırken bir, bak şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Telekom. Tabii. Yani o ihale dönemini hatırlayalım. Vardığı sonucu hatırlayalım. Ben Telekom'un ihale döneminde çok yakın bir şey yapmıştım. İlgi göstermiş ve olağanüstü bir haber patlatmıştım o zaman. Küçük bir internet sitem vardı. Allah selamet versin. Deniz Baykal CHP'nin başındaydı. Deniz Bey'i aradım. O zaman Erkan Mumcu vardı, onu aradım. Mehmet Ağar vardı, onu aradım. Olay şuydu, hiç unutmuyorum. Bak, o zaman anlatayım. Telekom'da bir özellik varmış. Ev telefonunu cep telefonu gibi kullanma özelliği. Değeri 500 milyon dolar o zaman. Beni Telekom'dan bir arkadaşım aradı, dedi ki bu özellik, yani bu lisans sözleşmesi normalde Telekom ihalesinde yok. Fakat dedi, ihaleye çıkacakları sabah var ya dedi, sabah 9. O gece saat 1.30'da onu pakete koymuşlar dedi. Muhtemeldir ki alacak olana, diyelim ki sana vermek istiyorlar ihaleyi. Sana diyorlar ki sen rahat davran, hiç kimsenin haberi yok, bunu da koyduk pakete. Ben bunu yazdım, kıyamet kopardım, genel başkanları aradım, muhalefeti aradım. Bir küçük bir internet sitesinden, bu o zaman Sabah gazetesi vardı, daha bu kadar şey olmamıştı, düşmemişti yani şeye, iktidarın eline. Haber oldu ve onu paketten çıkardılar. Kıyamet koptu o zaman, böyle bir şey mi var diye. 500 milyon dolar katkım vardır memlekete. Öyle bir küçük de olsa. Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Sonuçta ne oldu Telekom? Adama verdiler bu şekilde, eş, dost, akraba, yani bir peşkeş çekme, bir yağma. Batan geminin malı psikolojisiyle, abi buna verelim, bu da bize 3 kuruş versin mantığıyla verdikleri için o adam geldi, aldı, 10 küsür yıl boyunca yaklaşık 7 milyara yakın bir kar etti, parasını da cebine koydu, 1 kuruş ödemedi devlete, Telekom'un yani aldığı değer kadar bankalara kredi kullanmış, bıraktı gitti. Evet. Yani bizim malımızı bize... Şimdi bunu niye söylüyorum? İşte o ihale kanunu 500 sefer değişirse onun sonunda Telekom gibi dünya tarihinin belki de yani son dönemin en büyük yolsuzluk şeyi kucağımıza oturur. Levent, şimdi sen biliyorum ki Anadolu'da çeşitli kentlere gidiyorsun. Her gün gidiyorum. Hani, evet. Ne için diye soracağım. Hemen söyleyeyim. Biliyorum, söyleme. Sonra söylersin. Yani vatan millet Sakarya uğruna geziyor, anlatıyor. Şimdi anlatıyorsun da bir faydası var diye soracağım. Neden? O kadar aslında baktığın zaman, hani Ara Güler'in fotoğraflarını gösterirken söyledik ya, gördü. Gördü ve gösterdi. Bakıyoruz fakat görmüyoruz. Körüz toplumca. Yani bir histerik körlük diye bir şey vardır biliyorsunuz. Gerçekte göz sinirlerinde bir şey yoktur. Ama görmezsiniz. Bu bir derin psikiyatrik meseledir. Neredeyse öyle bir psikiyatrik rahatsızlık halinde toplumun yarısından fazlası kör ve görmüyor. Hayır. Nasıl şimdi görüyor? Hemen söyleyeceğim. Neyi görüyor? Bir fayda, söyleyeceğim. Bir faydası var mı dediniz, evet, ya. Bilge, şey yaş gencim biri deniz anası atıyormuş böyle. Meşhurdur o. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Tutup atıyormuş. Hani yaşlı adam demiş ya, ne yapıyorsun evladım demiş. İşte... Bunların demiş hayatını kurtaracağım. Ya nasıl kurtaracaksın demiş. Milyonlarca var demiş. Eğilmiş çocuk. Almış bir tanesini. Atmış böyle. Bak bununkini kurtardım demiş. Hiç değilse bir şimdi tane. Şimdi ben de gidiyorum bir kişiyle sohbet ediyorum. Bir çocuk 15 yaşında 18 yaşında bir tanesi diyor ki abi çok teşekkür ederim ya zihnimi açtın diyor. Böyle bakmamıştım. Bu benim için yetiyor. Bir sürü insan mesela konferansında biri kalkıyor hiç unutmam. Levent Bey buraya gelirken size bir şey söyleyeceğim. Kapımın dibindeki kasaptan alışveriş yapmıyordum. Sizi dinleyince nasıl insanlığımdan utandım. Bundan sonra gidip onunla alışveriş yapacağım. Çünkü büyük ihtimalle bir ön yargısı vardı ona karşı. Ben bunları şey yapıyorum. İki, kendim için yapıyorum. Canlı kalayım, çürümeyeyim diye. Teslim olmayayım bu gidişata. Yarın öbür gün çocuklarımın yüzüne baktığında evladım ben bütün Türkiye'yi dolaştım anlattım diyeyim. Anlattım ama kabul etmediler. Ne yapayım diyebileyim. Ama şuna geleyim. Ülkenin yarısı görüyor, yarısı görmüyor meselesi değil. Gerçekten bundan vazgeçmemiz lazım. Ülkenin hepsi görüyor. Peki ne olmasını bekliyoruz? Yani şunu mu bekliyoruz? Yarın, mesela siz de görüyorsunuz. Diyelim ki gazeteci değilsiniz. Ne yapabilirsiniz?
Görüyorsunuz. Elimizde yağma var. Adam yani şu son 3-5 ayda yaşananlar dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşasa o ülke ayağa kalkar. Evet. Brunson mu desen, Deniz Yücel olayı mı desen, geleceğim. Osman Kavala gibi geleceğim. Geleceğim şimdi onlara zaten. Ya şu uçak, ben mesela her şey, her seferinde şöyle diyorum. Acaba diyorum beni şaşırtabilir mi hala bu iktidar? Ya bir şey yaparsa ben yok canım bu kadar da olmaz diyebilir miyim diyorum. Mesela bana o uçak, 500 milyon dolarlık uçak bana bunu dedirtti. Ben aklım almıyor, hala izah edemiyorum. Ya bir insanın bunu sadece şatafat düşkünlüğüyle izah edemeyiz diyorum. Bir şey var orada. 500 milyon dolardan bahsediyoruz. Yılda %7'ye döviz faizini söylüyorum. Dün borçlandılar biliyorsunuz %7,5'la. Korkunç bir faiz. Ve övünerek haberler yapılıyor. Övünerek diyor ki 2 milyar dolarlık dış borç bulduk diyor. Evet. Faiz oranı normalin 2 katı. Tahvil. Tahvil anladın. Devlet dışarıdan borçlanıyor. Yabancı yatırımdan borç buluyor. Bundan 3 ay öncesine göre, 5 ay öncesine göre 2 katı faiz vermiş. Üstelik eskiden 10 yıllığına bulurken şimdi 5 yıllığına bulabilmiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu kadar zor şartlarda para buluyorsun ve gidiyorsun. Onun da 500 milyon dolarına kendine bir uçak alıyorsun. 13 tane uçağın varken. Şimdi. Almadım, hediye ettiler dedi. Bence o başka bir şey. Niye hediye ediyor? Baban oğlu mu? 500 milyon dolardan bahsediyoruz. 3 milyar TL'den bahsediyoruz. Niye etti? İnsan kardeşine verme. Sen yani, hani bir gömlek verirsin, araba verirsin anlarım da insan kardeşine 500 milyon doları bile vermez ki. Nedir o? Bunu şuna getirmek istiyorum. Şimdi bütün bunlara baktığımızda normalde diyelim ki biz gazeteci değiliz. Sizle ben burada konuşmuyoruz, yazmıyoruz da. Biz ne yapabiliriz böyle bir durumda? Halk ne yapabilir? Biz bir şey yapamadığımız gibi de halk da bir şey yap. Biz kim, ne kadar insanların durumun vahametinin farkında olduğunu, ne kadar insanların homurdandığını, ne kadar insanların Allah belanızı versin ülkeyi mahvettiğini bilemeyiz. Peki diyoruz ki haklı olarak, arkadaş bu niye sandığa yansımıyor? Evet. Tamam. Mesela ben de diyorum ki buna, zaten. Tamam tam da ona geleceğim. Bunu yani düz... üstelik de affedersin ha. Daha çok yeni. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 4 ay geçti. 24 Haziran'da Erdoğan'ı seçeli bu ülke. Tamam, hemen şimdi ona geleceğim. Buna biraz, ben böyle konuşuyorum, bazı psikiyatristler beni arıyorlar. Gerçekten Levent Bey, evet. Hiç kimse senin baktığın gibi bakmıyor diye meselelere. Şundan dolayı söylüyorum. Sanırım biraz onlarla konuşmamla ilgili bir şey. Biraz insan beynini bakmamız gerekiyor. İnsanın tepkilerini, neye nasıl tepki verdiğini. Alt beyin var, üst beyin mi çalışıyor, sağ beyin mi devre, anlatabiliyor muyum? Bunların her birinin bir fonksiyonu var. İnsanın beyni hangi çözüme nasıl karşılık yaklaştığını, nasıl güvendiğini, nasıl güvenmediğini. Bak siyasi analiz yapıyoruz. Kutuplaşmış toplumlarda kutuplaşmadan insanlar çıkamıyorlar. Bu sadece bize ait değil. Yani Venezuela'ya bak, korkunç bir açlık var değil mi? Enflasyon %1 milyonmuş. Geçen gördüm şöyle masanın üzerine şöyle bir para koymuşlar. Bir sakız almıyor diye bu para. İnsanlar oluk oluk ülkesini terk ediyor. Ama adam seçimden çıktı. Niye? Çünkü kutuplaşma olduğunda toplum reel hareket edemiyor. Çıkamıyor. Kutuplaşmayı kaldırma, yani bizim artık bir iktidar değiştirmekten ziyade toplumdaki kutuplaşmayı kaldırmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bir dakika sevgili Levent. Yani bunu kim yapıyor? İyi hoş da, evet iktidar bu kutuplaşmayı her türlü enstrümanın siyasi, ekonomik, tamam, toplumsal ben bunu hiç demiyorum ki. Enstrümanı kullanarak bu noktaya getirdiyse iktidar değiştirmeden nasıl yapacaksın bunu? Hayır, ben de tam da onu söylüyorum. İktidar zaten buradan besleniyor. Ya iktidar sizi düşman yaratarak, tamam, beni düşman yaparak kendi seçmenini koruyor. Peki affedersin, bir şey soracağım. Bir dakika dur. Şimdi... Tamam, ben senin yaklaşımını anladım. Yani iktidar zaten bunu yapıyor. Biz toplumda bunu tersine çevirmezsek, başaramazsak, şimdi daha üslubumuza nasıl dikkat edeceğiz Allah aşkına? AKP tarafından sürekli aşağılama, tehdit, içeri atma bilmem ne geliyor. Kibarlıktan öleceğiz, muhalefet dahil. Hakikaten kibarlıktan öleceğiz. Ben kibarlıktan bahsetmiyorum ki. Neyse ben yani üslup dediğin için söylüyorum. Şunu... söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir ezidi çemberi diye bir şey vardır. Ezidiler bunu bir tabu, bir dogma olarak daha doğrusu tabu değil bir dogma olarak
yaşarlar. Etrafına bir çember çizildi değil mi? O çemberi çizen gelip bozmazsa o çemberden açlıktan ölü çıkamaz mesela gibi. Şimdi buna mı benzeyecek? Yani ben görüyorum şatafatı, ben görüyorum ahlak yoksunluğunu, bozukluğu, ben görüyorum yapılan yanlışları ama bana ne bana ne, biz kutuplaştık, ben buradayım, gerçeği de görmeyeceğim. Şimdi bu tarafa geçsin demiyorum. Gerçeği görmemek nasıl bir şey? Hayır, gerçeği bak ben de tekrar bir kere bir kişiden bahsetmiyoruz. Tabii. Karşımızda diyelim ki AK Parti seçmenini kastederek söylüyorum, karşımızda 25 milyon kişiden bahsediyoruz. 25 milyon kişinin her birinin aklı, duygusu, düşüncesi, yaklaşımı, psikolojisi farklı. Evet. Kimin ne düşündüğünü, yani bir kişi değil bu. Onların içerisinde muhtemeldir ki sizin kadar Allah belanı versin diyen de var, bizim kadar mahvettin diyen de var. Bir kısmı ya adama galiba tuzak kuruyorlar, bu adam iyi niyetli ama bir türlü etrafını diyen de var. Bir kısmı vardır bizim reisin bir bildiği diyen de var. Her birinin farklı. Tamam. Şimdi benim üsluptan kastım, burayı özellikle böyle tane tane anlatayım ki bu havada kalıyor. Kibarlık, öbür tarafa yalakalık yapmak, yaranmak demek değil. Bir şeyi kabul etmemiz lazım. Türkiye'de artık iki insan var. Yani bunu kabul etmezsek çıkamayız. Ben iyi insan, kötü insan. Namuslu insan, namussuz insan. Tırnak içinde kaba haliyle söylüyorum. Ben buna biraz daha açayım. Demokrat olan, demokrat olmayan. Demokrasiden yana olan, olmayan. Özgürlüklerden yana olan, olmayan. Burada artık bak, burada da Atatürkçü var, burada da Atatürkçü var. Burada da dindar var, burada da dindar var. Burada da solcu var, burada da solcu var. Eğer biz bu ayrımı AK Partili CHP'liden kaldırıp, ya iyi insanlar bir araya geleceğiz, demokratlar bir araya geleceğiz, bu ülkeyi herkes için yaşanabilir hale getireceğiz diye bir üslupla siyaset üretemezsek kutuplaşma bitmez. Şimdi siz program öncesi söylediğiniz için getireceğim. Geçenlerde bir haber çıktı, bunu Kemal Bey'le konuştum kendisiyle. CHP demiş ki sağın dilini kullanacağız. Aradım dedim ki Kemal Bey'e, sağ olsun. Ya Kemal Bey dedim, bu nasıl bir dil Allah aşkına? O konuşmadı. Ya dedi ki ben biliyorum aslında ne dediğini. Ben Kemal Bey'in hakikaten çok önemli bir şey yapmaya çalıştığını ama izin vermediklerini düşünüyorum. Etraf izin vermiyor. O şu, dedi ki ben sağ dili demedim. Toplumun dilinde konuşacağız. Ya bunu kabul etmemiz lazım. Bir sosyoloji var. Sağ dili dediği, sağ dili cümlesi bizim bir kısım solcu arkadaşların ürettiği bir cümle. Benim ağzımdan öyle bir cümle çıkmadı ki dedi. Bizden birinin öyle bir cümlesi yok. Sağ dili diye bir tabirimiz yok. Bundan sonra hep tırnak içinde kullanılacak. Elit dili bırakıp toplum dilinde konuşacak. Toplum dilinde konuşmak demek onların dikkatini çekebilecek aynı konuyu, mesela laikliği onların anlayabileceği türden anlatmak. Bildiğimiz yıllardır, mesela Atatürk'ü onların anlayabileceği bir dilde anlatalım. Bizim anladığımız artık bir kıymeti yok. Onların anlayabileceği, bak tekrar ediyorum, bu çok önemli bir şey. Ya abi ben Atatürk'ü bildiğim gibi anlatırım, anlasın bana ne diyemeyiz. İnsanların beyni var, algısı var. Size set çekip çekmemesi var. Bunları benim dediğim kutuplaşmayı azaltmak demek bir kere hem ruhen, hem psikoloji olarak, hem görüş olarak artık içimizdeki ayrımı kaldırmamız gerekiyor. Ya ben mesela adını vermeyeyim, dün soldan bir siyasetçiye diyorum ki arkadaş bana sosyal medyadan ya sen de eski İslamcısın bilmem falan filan diye bir tweet atmıştı. Dedim ki ya bana bir söyler misin? Benimle sizin aranızda hangi konuda fark var? Sizin istediğiniz Türkiye ile benim istediğim Türkiye'nin neresi çelişiyor? Demokraside mi, eşitlikte mi, özgürlükte mi, cumhuriyet felsefesinde mi? Aklın nerede geliyor? Bana orayı söyle dedim. Bulamam dedi şu anda. O zaman niye biz seninle ayrıyız? Bizimle sizin aranızda bir biz derken benle sen. Ya, ama siz dedim beni hala öteki görüyorsunuz. Bundan vazgeçmeniz lazım. Değerleri koyacağız. Şöyle çok basit. Değerleri koyacağız. Bunlara kim inanıyorsa gelsin arkadaşlar. İster ateist ol, ister başörtülü ol. İster dindar ol, ister Ermeni ol. İster solcu ol. Ya şu değerlerde bir ülke istiyoruz. Barış olsun, huzur olsun, demokrasi olsun, özgürlük olsun. Kadına, çocuklara saygınlık olsun. İyi bir eğitim olsun. Ya çevremiz yağmalanmasın, bitiriyorum. Çevre yağmalanmasın, şehirciliğimiz olsun falan filan. Şimdi bak. Evet hani bütün dünya işte çiçeklerle donatılsa, her gün bayram olsa falan ne güzel olur. Öyle bir havada söylemedim ama. Hepimiz kardeşiz bu ölmek. Öyle bir şey söylemedim kusura ama. Kusura bakma, bana öyle geldi. Kusura bakma. Neden? Yani işte o dil bir dil. Ya arkadaş biz yıllardır ağzımıza vura vura kendimize kıza kıza
Geldik geldik, biz derken ben değil şahsen, geldik geldik, sosyal demokratlardan bahsediyorum, duvara sıkıştık. İşte efendim, laiklikten bahsetmek bile neredeyse ayıp ve suç haline geldi bir dönem, hatırlarsın. Efendim, laiklikten bahsettiğin zaman çünkü dindarlara hakaret ediyormuşsun gibi bir algı yarattıklarından. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Mesele bu mudur? Yani mesele işte evet, hayat bayram olsa, herkes birbirini sevse, mutlu olsa, el ele verse. Bütün bunlar iyi, hoş da mesele ortada arkadaş bir ülke var. O ülkenin kaynakları var. O ülkenin hazinesi var vesairesi var. Sen kendin az önce saydın bunları. Bunların bir halkçı de, sosyal demokrat de, sosyalist de, sosyal devletçi de, ne dersen de halkla paylaşılması var. Bir de şimdiki iktidarın yaptığı gibi muktedir ve çevresini tarafından işte pay edilmesi Türkiye'nin var. Türkiye'nin hangi döneminde? Mesele bu değil mi? Hayır, tamam, tabii ki ben de... Mesele bu değil hayır, mi? Hayır, benim de yıllardır söylediğim bir şey var. Masada ülkenin kendisi olduğunda başka konular konuşulmaz. Ama bu anlatılıyor ve bu anlatıldığı zaman... Ama siz zaman bana şöyle... Hayır. Elit hayır, siz şöyle bir şey bana şimdi bir tablo çizdiniz. Ya bunu kabul etmem, kusura bakmayın. Memleket AK Parti'den önce de çok güllük gülistandı. Her şey halkla paylaşıyordu. Şehircilik, gecekonduluk diye bir şey... Şuna geleceğim. Bitireyim ki tam anlaşılsın. Hayır. AK Parti şimdi dağıtıyor, bu niye görülmüyor? Ya Türkiye'nin kültürü zaten yağma kültürü. Bu bugüne ait değil ki. Cumhuriyet Atatürk kurduktan sonra almışlar, heba etmişler adamın kurduğu cumhuriyeti. O günden bugüne yağma ediliyor. Çünkü niye? Çünkü Türkiye'de şöyle bir kültür var. Bak, lütfen şu cümleme dikkat etmenizi istiyorum. Toplum kesimleri var ya, onların genelinin şöyle bir algısı var. Türkiye bir çöplük. O çöplüğün başında ben olayım. Çöplüğün horozu ben olayım. Evet. Ama hiç kimse bu çöplüğü çöplük olmaktan çıkaralım, herkes için mutlu olsun dediğimde sizin gibi bana ya hayat bayram olsa tadında değil bu işler diyorlar. Ben diyorum ki tam da o tatta. Bana mesela şu, nasıl hayır, uğraşacağız peki? Ama neden? Şundan niye uğraşmıyor? Çünkü biz birbirimizi yemekten oturup meselelerimizi konuşmaya vakit bulamıyoruz. Biz eğitimi konuşmadık, biz şehirciliği konuşmadık. Biz yıllardır Atatürk iyi mi kötü mü? Biz yıllardır... Yok sevgili Levent, kusura ya bakma. Ya Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca... Tam da AKP, çok özür dileyerek söylüyorum bunu, ben seni hakikaten severim. Ama tam da AKP'nin argümanları bu. Tam tersine... Meslek odaları, mimarlar odası, mühendisler odası, işte inşaatçılar odası, bütün bu sorunları eğitimsen, eğitimi konuştu, rapor yaptı, eylem yaptı. Ben size bir örnek anlatabilir yaptı. Miyim? Gözünü seveyim. Ben bir örnek anlatabilir miyim? Atatürk'le... Ben bir örnek anlatabilir miyim? Çok basit bir örnek anlatacağım. Lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Peki, ediyorum. İlkokullarda... Evet. Sınıfta kalma ne zaman kaldırdı biliyor musunuz? Ne zaman? 28 Şubat'ta. Gerekçesini söyleyeyim mi size? Hı. Bunu bir günde, şimdi unuttum akademisyenin adını, onun yazısını bulup size gönderebilirim. O bana o yazısında hikayeyi anlatmış. 28 Şubat olur olmaz okullara bir yazı gidiyor. İlkokullarda sınıflarda kalmayı kaldırıyoruz diye. Öğretmenler itiraz ediyorlar. Ya yapmayın arkadaş, sınıflarda kalmayı kaldırırsanız bu çocuklara biz terbiye edemeyiz, ders veremeyiz, mecbur edemeyiz. Oturuyorlar, tartışıyorlar, bir karar yazı gidiyor okullara. İlkokullarda sınıflara kalmayı kaldırdık diye. 28 Şubat döneminden bahsediyor. Dur bitiriyorum şunu. Tam bak, cümlemi. 28 Şubat'ın ne olduğunu anlatarak bitir. Tamam, bir dakika. Şunu AK Parti öncesiyle kim ilgili. Kim vardı? Ya ben şu vardı, bu vardı demiyorum. Türkiye'nin genel algısını göresiniz diye söylüyorum. Ahmet yaptı, Mehmet yaptı'dan öte. Biz Türkiye'yiz, hepimiziz. Sevgili, 28 Şubat'ta bak, kim varsa, ama bunu bitireyim ki tam anlaşılsın. Tamam, peki. Sonra bu öğretmenler toplanıyorlar, yine bir günde evet, okuduğum yazı gönderiyorlar Milli Eğitim'e. Diyorlar ki arkadaş niye kaldırdınız? Tamam. Derdiniz ne? Bari bize bir gerekçe sunun, biz de anlatayım. Gelen cevap şöyle. Bütün çocukların doktor, hakim, mühendis olmasına gerek yok. Çocuklara siz Atatürk sevgisi öğretin yeter. Peki liselerde ne zaman kaldırıldı biliyor musunuz? Sınıfta kalma? AK Parti iktidarında. Onlar ne yazıyorlar okullara biliyor musunuz? Aynı şeyi. Bütün çocukların hakim savcı olmasına gerek yok. Siz Hazreti Muhammed sevgisi öğretin yeter. Şimdi 28 Şubat'ta yapanlar kimlerse, onlar Atatürkçü anlamına demiyorum. Türkiye kısır çatışmalarla kendi çocuklarını heba eden bir ülkedir. Bak, bu AK Parti'den önce şöyleydi, AK Parti'den önce böyleydi. AK Parti şunu, bak AK Parti
kötü giden bir ülkeyi aldı yıktı. Bak yıktı diyorum. Haklıdır, geçmişte şöyle yapmıştır, geçmiş şunu hazırlamıştır diyenlerden değilim. Diyorum ki sizinle biz oturup konuşamadık, hiçbirimiz konuşmadık. Ay o yahu hakikaten aynı ülkede mi, aynı zamanda aynı mı yaşıyoruz diye merak ediyorum. Bir, çok vahim bir çarpıtma yapılıyor. Sen yapıyorsun demiyorum. Hangisi? Genel bir algıya dönüştü. 28 Şubat süreci. 28 Şubat sürecinde bir muhtıra benzeri bir şey yayınladığı için asker, o dönemde yapılan her şey askerin istediği gibi askere göre yapıldı zannediliyor. Hayır, iktidarda Erbakan var. 28 Şubat'tan sonrasını söylüyorum. Erbakan gitti. Ama aynı yeni aynı gelen iktidara söylüyorum. Aynı kim? Ya gene merkez sağ. Ama Ayşen Hanım, Allah aşkına bu ülkede yaşadık. Ya, o zaman bir başbakan... Ama o zaman 28 Şubat deme. 28 Şubat deme. İşte. 28 Şubat'tan sonra kurulan iktidar bak, diyorum. Bir şey söyleyeceğim. 28 Şubat'tan sonra kurulan iktidar... Kim kurdu iktidarı? Eğer ondan söz edeceksen onun adını ver. Hayır, kim kurdu iktidarı 28 Şubat? Savunmuyorum. Savundurtma bana. Savunuyor değil mi? 28 Şubat'ta iktidarı kim kurdu, biz yaşamadık mı? Başbakana pezevenk deyip aşağı indirdiler. Yerine başka bir başbakan getirdiler. Gözümüzün önünde oldu bunlar. Asker o zaman güçlüydü, güçsüzdü meselesi konuşmuyoruz ki. O zamanlar siyasal iktidarların bir karşılığı bitmiş, yoktu. Tamam, birinci bölüm bitmiş. İkinci bölümde biz birbirimizi eğer boğazlamadıysak, boğazlar mıyız? Yok, ben bu çocuğa kıyamam. Görüşelim, daha Brunson falan konuşacağız. Brunson konuşalım, evet. Bir de Akit'ten bir yazar kovulmuş, hem de niye kovulmuş, onları konuşacağız. Görüşelim. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi